أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمع بيننا وبين الصدق والأمانة والإخلاص واليقين واجعلنا من الخاشعين الخاضعين ومن أهل المراقبة والهيبة والمعرفة التامة وكلنا معينا وناصرا وحافظا ولا تجعلنا من المخذولين واكشف عن قلوبنا حجب الران حتى نرى الحق كما كان ونسألك يا إلهنا أن تهب لنا نورا من ألوانك فتنبر حواسنا الظاهرة والباطنة وتمحو عنا ظلمات الأغيار وقضي أمامنا بنور حبيبك محمد المختار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Nisa suresi 71. ayet. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı koruma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. Açıklama. Uhud Savaşı'nda Müslümanların yarı mağlubiyetleri Medine etrafındaki kabileleri aleyhte cesaretlendirmişti. Müslümanlar Medine'nin her tarafından tehlike çemberi içine alınmışlardı. İslam'ı öğretmek üzere dışarıdan davet edilen Müslümanlar da suikasta maruz kalıyorlardı. Bu ayet müminlerin yeterli tedbir almalarını emrediyor. Hatırlayacaksınız bundan önceki 11 ayette farklı yönleriyle Efendimiz Aleyhisselam'a itaat, önce Allah'a itaat, bir kademe arkada Efendimiz Aleyhisselam'a itaat, onların emirlerine uygun olursa ulul emir nedir? İhtilaflar içerisinde ulul emre itaattan bahsetti. Bu itaat emri şimdi buradan itibaren belli bir süre devam edecek savaş ayetleriyle alakalı. Yani sahabe-i kiram savaşacak. Savaş hukuku, savaş ana prensipleri, savaşın adabına kadar savaşmanın da belli bir hukuku vardır. İşte savaşmaya psikolojik olarak hazırlama ayetleri idi. Bundan önceki 11 ayet. Nazmi bağlantılarıyla üstünde durmuştuk hatırlarsınız. Ve bundan önceki, bir önceki 70. ayette ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanmak, fevkalade sevmek, ayetin sebebi nüzulünü de heyetinize söylemiştik. Özellikle bir sahabenin her şeyimden daha fazla seviyorum. Ya Resulallah öbür aleme gidince sen cennetten kim bilir nerede olacaksın. Ben ise başka cennette olacağım. Görebileceğim üzüntüsüne karşı gelen son iki ayetti bundan önce okuduğumuz. Ayetler bütün bunlar evet savaşa, cihada fikri olarak, psikolojik olarak duygular açısından hazırlamak için idi. Bu 71. ayetten itibaren ise bayağı devam edecek. Baktım sonu epey gidiyor. Belki bir 20-25 ayette savaşla alakalı, savaş hukukuyla alakalı hükümler beyan edilecek. Ve bu mesele gerçekten önemli. Günümüzün şartlarına da bakan önemli hükümler içeriyor.
Önce ayet-i kerimede mealinde de okuduğunuz gibi ey iman edenler düşmanlarınıza karşı korunma tedbirlerini arayın. Korunma tedbirleri. Burada iki husus var. Cihatta bir doğrudan doğruya düşmanla savaşmak, iki düşmandan gelebilecek tehlikelere karşı korunmak. Korunmak için uyanık olmak ki buna da Kur'an-ı Kerim ribat demiştir. Hatırlayacaksınız Âl-i İmrân suresinin son ayetinde Ya eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû. Râbitû işte ribat yapınız. Efendimiz Aleyhisselam ribatı şöyle tarif buyurmuş veya faziletini ifade buyurmuş. Ribat-ı yevmin fî sebîlillâhi hayrun mined-dünyâ ve mâ fîhe. Allah yolunda bir saat ribat, yani düşmandan gelecek tehlikelere karşı uyanık olmak, dünya ve dünya içindekilerinden daha hayırlıdır. Bu ayet, 71. ayet hem ribatın faziletine, gelecek tehlikelere karşı dikkat çekiyor, hem de cihada dikkat teşvik etmesiyle de her iki yönlü cihadı içine alan cami ayetlerden bir tanesidir. Bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de musallaha yaptı. Buradaki harp teşviki herhalde Bedir Harbi'ne bir hazırlanmak, tehlike, Uhud, Hendek gibi savaşlara karşı bir tehlikeye karşı dikkatli olun veya hazırlanın manasında. Çünkü bunlar olmuş bitmiş. Belli ki yeni bir savaş olacak. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi mükerremeyi fete çıkması, veda haccına gitmesine karşı bu ayet-i kerime gelmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak diyor ki oraya giderken de alternatifli git. Ben Hoca Efendi'den bu mevzuyu çok duymuştum. Bu ayetin de üstünde duruyordu eskiden. Yani hizmet yaparken de alternatifli gitmek. Bir tanesinin başına bir şey gelse diğerleri devam edecek şekilde alternatifli gitmek ve onlar sizi bitirdik dedikleri anda hengamede hiç ummadığı noktalardan yeniden çok canlı bir şekilde karşılarında duruvermek. Aslında farkındayız veya değiliz bilmem. Bizler de böyle yurt dışlarında canlı ve kanlı olarak, yani onlar bitti zannedecekler ama kendileri bitecekler. Ayet-i Kerime alternatifli gitmeye de dikkat çeken ifadeleri içine alıyor. Duruma göre diyor küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. Bu alternatifli gitmeyi anlatan ifadedir. Bunu Hoca Efendi eskiden çok tavsiye ederdi. Toplu kaçış veya büyük kaçış diye bir film. Sizler de seyredin, tavsiye ederim. Etmediyseniz eski bir film. İkinci Dünya Harbi'nde esir düşen askerlerin kaçışını, yani esir kampından kaçışını anlatan bir film bu. 4-5 tane farklı tüneller kazıyorlar. Birisini ikisini yakalayınca idare rahatlıyor. Tamam, tünellerini yakaladık. Bunlar da zaten kendileri yakalatıyor onu. Bu ayet cihada izin veren bir ayet değildir. Cihada daha önce izin verilmişti hatırlarsanız. Bununla da alakalı ayetler Âl-i İmrân suresinde geçti. Bu ayet Hudeybiye musallasından sonra sahabe-i kiramın Mekke fethine hazırlanmasıyla alakalı bir ayeti kerimedi. Biliyorsunuz Hudeybiye musallasında artık harp edilmeyecek. 10 sene. 10 seneye de daha çok var. Fakat sahabe-i kiram anlaşma maddelerine saygılı davranıyor. Ancak Mekke müşrikleri telaşlı. Çünkü inanmış insanlar Medine'ye gidemeyecekler. Mekke'de de kalmıyorlar. Arada tampon bölgede bir güç kuvvet meydana getirdiler. Ve bu da onların ticaret yolları için tehlikeli oluyordu. Yani rahat ticarete gidecekti onlar da. Medine'den bir tehlike yok diye. Ancak işte böyle bir tehlike var. Yani orada sahabe-i kiram
Yeni inanmış da Mekke'den ayrılmış Medine-i Münevvere'ye gidemeyenlerin oluşturduğu bir tampon bölge var. İşte bu tampon bölgeyden dolayı anlaşmayı bozmak için bahane arayan Mekke müşriklerine dikkat çekiyor bu ayet. Gelebilecek tehlike bu. Ve tabii ki Mekke müşrikleri bütün güçleriyle Medine münafıklarıyla da iç içe ve bu gelebilecek tehlikelere karşı daima uyanık olmak, cenge hazır durumda olmak tembihleri yapıyor bu ayeti kerime. Ve zaten sahabe-i kiram da öyle yaptılar. Aslında kendimizi hiçbir zaman rahata salmamalıyız. Her an düşman tarafından tehlikeler gelebilir. Her zaman rahat dedikleri zamanlarda da gelebilir. Düşman uyursa uyumaz cümlesi çok yanlış bir cümledir. Yanlış bir cümle olarak telakki etmeliyiz. Düşman uyur, su uyumaz değil. Düşman uyur. Su da uyuyabilir. Ama Müslüman şakit uyumaz şeklinde meseleyi ele almak daha yerinde ve daha isabetli olacaktır. Ayet-i Kerime hakkında kısaca bir malumat verdiğimi düşünüyorum. Şimdi 72 ve 73. ayeti beraberce okuyabiliriz. Hocam bir soru sormak istiyorum müsaadeniz olursa. Estağfurullah buyurun. Bu hizmetimizde en çok kullandığımız kavramlardan bir tanesi tedbir kavramı. Ve birçok arkadaşımız da tedbiri kendine göre yorumlama durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Yani günümüz şartları içerisinde tedbiri nasıl anlamalıyız? Veya tedbirle şeffafiyeti kıyas ettiğimiz zaman aradaki mukayesemiz nasıl olmalı, nasıl değerlendirmeliyiz? Bu çok geniş bir mesele tabii ki. Kısaca birkaç madde söyleyebilirim. Üstad Hazretleri tedbir kelimesini Hazreti Ali Efendimizin Celcelutiyesinde Risale-i Nurlara ve hizmete işaret ettiği, sarahat derecesinde işaret ettiği yerlerde sırran tenevveret, sırran beyan eten tabirlerini kullandığı için gizli gizli nurlanma, gizli gizli meseleyi açıklama emri Hazreti Efendimiz tarafından verildiği için üstad da kendi bulunduğu devir itibariyle şartları gereği bu tedbire dikkat etmiş. Tedbir paçayı kaptırmamak demektir. Henüz daha kuvvet yokken paçanızı düşmana kaptırırsanız o kuvvetli insanlar sizi ezerler. Kaptırmadan uzun vadeli içinde hizmet yapabileceğiniz bir yolu takip etmenin adına sırran tenevveret kelimesinin müradifi olarak tedbir kelimesi ile mesele anlatılmış. Üstad Hazretleri de kendisi tedbir yapmış. Yani bir manasıyla ata et, ite ot atmamış. Üstad tedbiri bir manasıyla böyle anlıyor. Ata et, ite ot atılmaz. İte et atarsın, kemik atarsın, ata da ot atarsın veya işte başka ne yiyecekse onları atarsın. Ben ne anlatacağımızı, ne kadar anlatacağımızı ve neleri anlatmamamız, kime ne kadar neyi anlatmamamız gerektiğini bilerek hareket etme tedbirin çok önemli bir boyutu olarak ifade edilir. Ve tedbir dendiği zaman işin diğer bir noktasına gelince her zaman her şeyinde Allah'a sığınmak, Allah'a istiaze etmek, Euzubillahimineşşeytanirracim demek, 13. anlatılan 3 işaret çerçevesinde bize neler anlatılıyorsa daima güç ve kuvveti namütenahi olan Allah'a sığınmak, kendimize güvenmemek, kendimize güven ifadesi olan ben demeden kaçınmak, bu da aslında tedbirin ayrı bir boyutu olarak değerlendirilebilir. Tedbirle alakalı diğer bir meseleye gelince, iddialarla ortaya çıkmamak. Yapacağız, edeceğiz, biz güçlendik, kırarız, şöyle yaparız dememek. Yani geleceğe dönük yapacaklarınızı iddialarla söylememek, rüştünüzü ispat etmek, daha da mükemmelliğinizi ortaya koymak,
Böylece insanların sizden ürkmemesine, kaçmamasına sebebiyet vermek ve böylece herkesin kabullenebileceği, sevebileceği sonuçta yahu biz bunları böyle tanımıyorduk, böyle bilmiyorduk deyip sizi sevebilecekleri bir atmosfer içerisinde yola devam etmek, bu da tedbirin önemli şartlarından bir tanesidir. Diğer bir tanesi de karşı tarafı asla ve kat'a tahrik etmemek. Onları küçümsememek, alay etmemek, tahrikle beraber tahkir etmemek, bu da tedbirin çok önemli noktalarından bir tanesidir. Yani tedbir özetle gideceğiniz yolda sağdan soldan, üstten alttan neyse gelebilecek tehlikeleri hesap ederek yolunuza güvenli bir şekilde devam edebilmek demektir. Tedbirin en çaplısı ise demin anlattığım iltica, Allah'a sığınma içinde devamlı Allah'a dua ederek, Allah'tan yardım ederek gitmek, yola devam etmektir. Yoksa biz böyle herkesten gizli bir şey yapıyoruz da aman bu gizliliğimizi insanlar bilmesinler diye hareket etmek demek değildir tedbir. Yani çok önemli bir mesele bu. Biz böyle perde arkasında bir şeyler çeviriyoruz. İnsanlar da bunları bilmesinler. Böyle biz gizli bir şey yapmıyoruz ki. Kur'an'da Cenab-ı Hak bize ne emrettiyse onları yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam ne tavsiye ettiyse onları yapıyoruz. Ama siz ne kadar masum olursanız olunuz, karşı taraf bağışlayın köpek olduğundan illaki size havlarlar. Onun için işte onları tahkir ederek, tahrik etmemek, öyle köpek sürüsünü üstümüze musallat etmemek için işte onlara karşı yapacağımız o yumuşak davranma, yumuşak ifade neyse mesele odur. Yoksa gizli taraflarımızı şimdilik kapayalım manasında öyle bir tedbir anlayışımız yok. Üstad öyle bir şey de yapmamış. Yazdığı risaleleri saklamış. Çünkü adam risaleye düşman. Risale bulsa atacak hapse. Halbuki risalede gizli bir şey yok ki. O düşmana karşı madem o öyle tanıyor, öyle biliyor, yani paçayı ona kaptırmamak manasındadır. Bu meseleyi ama tedbiri böyle yapmamız lazım gelen şeyleri terk etme manasında anlamak bir cehaletin, daha doğrusu bir gafletin ifadesi olur. Biz tedbiri maalesef tedbir ede ede ne kitap okuduk, evlerde kitap bulundurmadık. Cenab-ı Hak da dedi madem kitap okumuyorsunuz, bu defa şarlatanları başımıza musallat etti, kitapları kaldırdı. Tedbir bu değildir yani. Yapacağımız her şeyi yapmak. İşte bu ayette huzu hizrekum ayeti. Bu ayette geçen emenu huzu hizrekum venfiru sübaten evinfiru cemian. Ya toplu halde şartlar müsaitse veya küçük küçük gruplar halinde. Toplu halde gitmek başkalarını tahrik ediyor, kuvvet dengesi de kuramadıysanız bu defa bunu küçük küçük gruplar halinde ama mutlaka gitmeniz lazım. Yani tedbiri terk manasında anlamak doğru değil. Zaten ayetin de ruhundan bunları anlayabiliyoruz. Evet, 72-73. İkisini beraber okuyabiliriz. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا 72. ayet. Aranızda öylesi vardır ki işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse der ki neyse ki Allah ve onunla beraber çıkmadım. 73. ayet. Ama Allah'tan size nimet ve inayet erişirse sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der. Ben de onlarla beraber olaydım da büyük ganimete konaydım. Bu geçenlerde
Hacı abinin sorduğu bir soru, ileride iki ayet gelecek demiştim onun sorusuna cevap olarak. İşte bu iki ayet o sorunun cevabıdır. İşin tam ne içinde ne de tam dışında. İşin ne içinde sıkıntı geldiyse ben onlardan değilim diyecek. İçinde gibi de görünüyor, tam da içinde değil. Eğer nimete ganimete konarsa ben de sizdendim diyecek. Ve Kur'an-ı Kerim bu tip davranan insanları iki grupta ele almış. İçinizde diyor, aranızda öylesi vardır ki işi ağırdan alır. Bu işi ağırdan alanlar müminler. Yani inandığı halde imanı zayıf, işi ağırdan alıyor. Cihat dendiği zaman yani bir tehlike var, ölüm de olabilir. İşi ağırdan alanlar tefsircilere göre bunlar inandığı halde imanı zayıf olan kimseler. Başınıza bir felaket gelirse de der ki neyse ki Allah bana lütfetti de onlarla beraber çıkmadım diyecekler de bunlar da Bedir'e estağfurullah Uhud'a çıkmayan, o zaman geçmişti bunlar Âl-i İmrân suresinde, münafıklara anlatıyor. Burada hem imanı zayıf olanlara dikkat çekiliyor hem de münafıklara dikkat çekiliyor. Bunlar imana girsek mi girmesek mi diye henüz daha iman etmemiş ama iman etmeye niyetliydi. Bunlar münafık gruplardan başka grup. Tereddüt geçiren mümin adaylarına da aslında dikkat çekiliyor. Demek ki o dönemde bu tip insanlar da vardır. Her dönemde kıyamete kadar da bu tip insanlar olabilir. Müminler savaşa çağrıldığında ağırdan alanların mağlubiyet olursa Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım diye içten içe sevinenlerin zafer ve ganimetler elde edilirse keşke onlarla beraber olsaydım diye dövünenlerin kimler olduğu sorusuna iki cevap verilmiş, hatta üç cevap verilmiş. Bunlara temas ettim. Evet, münafıklar özellikle burada tekrar gündeme geliyor. Çünkü içinizden bazıları var ki diye başlayan ayet bunların münafıklar olduğu hususuna dikkat çekiliyor. Ve bütün savaşlara çıkılacağı zaman toplantılarda münafıklar bulunmuş ve çokları yoldan geri dönmüş ama Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke fethine doğru giderken Efendimiz Aleyhisselam'ın o cemaati içerisinde münafıklar bulunmamışlardır. Çünkü Mekke'den elde edilecek bir ganimet de yok. Zaten ibadet maksadıyla gidiliyor. Hac ibadeti yapılacak. Onun için orada ganimet de olmadığı için gitsek ne ki yani diye münafıklar veda haccına veya Mekke fethine gitmemişlerdir. Ayet-i Kerime bir de bu hususa işareten de dikkat çekiyor. 74. ayet. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا 74. ayet. O halde dünya hayatına değil, ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz. Ayet-i kerime gayet sarih zaten. Mealinden de çok şey anlayabiliyoruz. Çünkü Allah yolunda savaşacak kimseler sadece müminlerdir. İmanı olmayanlar savaşmaz. Münafık olanlar savaşmazlar. Çünkü onların hayatı sadece bu dünya hayatıdır. Öldük, dünya bitti. Bana ne? Herkes benden sonra dünyada yaşayacakmış. Bana ne? Derler. Halbuki Allah yolunda ısrarla, heyecanla savaşa giden kimseler kaybederlerse de, yani şehit olurlarsa da kazançlı, galip gelirlerse de kazançlı. Eğer varsa ahirette cennet kazancı. Büyük bir kazanç.
Eğer zafer kazanırlarsa, galip gelirlerse dünyada gazi olur. Gazi olmanın sevabı 5 vakit namazdan, zekat vermekten, oruç tutmaktan daha sevaplı, fazilet yönüyle yüce olduğuna dair müteaddit hadisi şerifler de vardır. Burada fesevfe, sevfe uzak istikbale delalet eder. Yani gazi olursanız sadece siz değil, gazi olduğunuzdan cihatla sizin etbaınız, gelecek nesilleriniz de çok büyük faydalar temin eder bundan. İnancınız nesillerinizde devam eder gider. Sevfenin uzak istikbale bakması biraz da bundandır. Burada öyle anlaşılıyor ki mümin öbür alemi dünyaya tercih ederek yaşamalıdır. يَشْتَرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ifadesi var burada. Ahiret karşısında dünya hayatını satan, ahiret karşısında dünya hayatını satan mümin. Kafir ise dünya hayatı karşısında ahiret hayatını satan kimselere deniyor. Ve bu husus Sure-i İbrahim'de geçiyor. Kıyamet suresinde ayrıca anlatılıyor. Dehir suresi veya diğer adıyla İnsan suresinde de anlatılıyor. İsra suresinde de bu hususa dikkat çekiliyor. Üstad Hazretleri Kastamonu layıkasında İbrahim suresinin 3. ayeti olan ayetin ebcedi değerleriyle izahını yapmış. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki demek ki ismi mevsuldur bu. Ayeti bir üstteki ayete bağlar. Bir üstteki yani 2. ayetin sonu da وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ olarak biter. Vah yazık o kafirlere ki onlar için şiddetli azap vardır. İşte o şiddetli azaba maruz kalacak kafirler ki اَلَّذ۪ينَ onların özelliği ne? يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ dünya hayatını ahiret hayatına tercih eder onlar. İşte bu mana كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Kıyamet suresinin de o 2. sayfasının başındaki ayetlerde aynı mana. Dehir suresinde yine اِنَّ هَا اُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَنْ ثَقِيلًا ile anlatılır. İsra suresinde de مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ Kim acil ücretin peşinde koşarsa yani sadece dünyanın peşinde koşarsa biz istediklerimize istediğimiz kadar veririz. Onun istediği kadar değil. İstediklerimize istediğimiz kadar veririz. Mükafatını almış olur. Öbür alemde ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ sonra onu cehenneme yaslarız. يَسْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْهُورًا horlanmış ve hakirlenmiş olarak da buyur bugün cehenneme yaslan denir ona. Bir sonraki ayet bundan sonra وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ kim ahireti isterse ahiret matlubu, maksudu olursa ahireti dünyaya tercih ederse وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا bir de bunun için say ederse işte burada فَالْيُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ayeti bir daha وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ diye iki defa ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ geçmiş yani sadece ve sadece Allah için. Ama yine sadece ve sadece Allah için ahireti dünyaya tercih ederek Allah yolunda çarpışırsa demek ve ayetin sonunda ve kâne sa'yuhum meşkûra onların da sa'yinin meşkûr olacağını ifade ediyor ayet. Bu 4 ayet işte burada bulunan 74. ayetin de özeti tefsiri, tevili mesabesindedir. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Değerli kardeşlerim, insanları imanda bu hale getirmedikten sonra öyle küffar ile savaşmaya çıkmak maddeten, art manasında ahmaklıktır. Öbür alemi dünyaya tercih eden bir cemaate sahip değilseniz
her hareketiniz, her hamleniz falso ile neticeleneceği muhakkaktır. Bu çok önemli. 75 veya 76 senesinde Bornova İsa Bey'de bir bayram vaazında, Turgut Özal da rahmetlik o gün bayram vaazında vardı. O bayram vaazı çok acayip, bayramın atmosferiyle şöyle bir noktaya geldi. Eğer dağlar gibi büyük hadiseler, denizlerin büyük dalgaları gibi büyük belalar gelip çarptığı zaman onları göğsünde eritebilecek sağlam bir imana sahip tabanda %50-60 bir cemaatiniz yoksa, bakın ötesini nasıl söylüyorum diyor. Değil 350 milletvekiliniz, o zaman öyleydi parlamentoda, 240-250 milletvekili olunca anayasayı değiştirebilme noktası vardı. O günkü siyasal İslamcılara karşı bu söylendi. Değil 350 milletvekiliniz, 500 milletvekiliniz veya 600 milletvekiliniz olsa Ürdün kadar dahi bir devlet yapamazsınız. Çok önemli bir cümleydi bu. Bugün de bu manzarayı bütün dehşetiyle görebiliyoruz. Şu anda Ürdün bizden çok daha iyidir aslında şu halimizle. Tabanda ahireti dünyaya tercih eden bir cemaat yoksa, siyasal İslam olarak çıktık ama herkes hırsız çıktı. Herkes dünyasını kazanmaya çalışıyor. Ahiret mi? Yani tövbe ederiz Allah Kerim, ben de Abdülkerim diye hırsızlığa devam eden, bütün gücüyle dünyayı kazanmaya çalışan, şarlatan, hırsız bir topluluk var. Bunlarla böyle cihada çıkılmaz ki, bunlarla bir dava temsil edilmez ki. Onun için bu 74. ayetin üstünde çok daha genişçe durabilirdik. Evet, kısa bir fikir verdiğimi düşünüyorum. Çünkü savaşa giden ya zafer kazanır veya yenilir ve şehit olur. Her iki durumda da bir Müslüman için kazançtır bu. Şehit olursa ahiret hesabına, gazi olursa yine ahiret hesabına ve aynı zamanda dünyada inançlarının idealizmi gelecek nesillere kendi davasını miras bırakma hesabına mutlaka kazanç içerisindedir. Ayet-i Kerime bu ince noktalara temas ediyor. Fesevfe nü'tihi ecran azime. Ecran azimen de nekre olduğu için mükafatın eni boyu belli değil. Siz onu tartamazsınız. Anlayamazsınız. İdrakinizin çok üstünde demek mükafatı oldukça büyük demektir. Öyleyse şimdi ne yapacağımızla alakalı, yine o savaşla alakalı ayetler devam ediyor. Burada 75 ile 76 arasında bir bağlantı var. İkisini beraber okuyabiliriz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. 75. ayet. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan, ey büyük Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar, tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. Açıklama. Bu ayet Mekke'de veya başka bir yerde Müslüman olmuş olup da Medine'ye hicret ederek kendilerini işkenceden kurtaramayan müminlerin ve benzerlerinin feryadını dile getiriyor. 76. ayet.
İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Ayet-i kerime özellikle 75. ayet-i kerime ne kadar sarih değil mi? Tam günümüzü anlatan, günümüzün şartlarını anlatan bir ayet-i kerime. Çünkü Cenab-ı Hak hadiseleri külli prensipler halinde ifade buyurmuş. Ta kıyamete kadar bütün şartlara uygun her gelen müminler, Müslümanlar, dava adamları, dava insanları Kur'an dersini alsınlar diye. Çünkü sahabe-i kiram hicret etti ama edemeyenler de vardı. Aynen bugünkü şartlar gibi. Türkiye'de zalimler topluluğu var. Zalim değil onlar. Zallam da değil, zalum, ceberut bir topluluk var idarede. Mao'cu, Çinci komünistlerin icraatlarına göre şekillenen komünistler de eskiden beri İslam düşmanı belli. Yani Allah kabul etmez bunlar. Ve hicret edenler var. O zaman da Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edenler vardı. Kısmen Habeşistan'a da daha önce gitmişlerdi. Ama gidemeyenler de vardı. Gidemeyen, hicret edemeyen inandığı halde yaşlılar, inandığı halde çocuklar, inandığı halde kadınlar da vardı. Ve o zalimler durmadan onlara baskı yapıyorlardı. Bugün de aynı şartları yaşıyoruz. Hatırlarsanız 19. mektupta anlatıldığı yerde Hatip İbni Belta'dan bahsedilir. Bu Hızreküm ayeti 71. ayet nazil olduktan sonra Hatip İbni Belta'a Efendimizin işaretlerinden de anladık ki yakında Mekke'ye sefer tertip edilecek. Efendimiz hiçbir sefere çıkarken hiç kimseye nereye gideceğini söylememiştir. Hep gizli tutmuş onları. Ancak Mekke-i Mükerreme'ye gideceğiz diye Mekke seferi, Mekke fethi, veda haccı bunu baştan açıktan söylemiştir. Çünkü sahabe-i kiram bunu bekliyordu. Ne zaman Mekke? Kendi vatanları, sıla duygusu. Onun için Efendimiz de bunu açık ettiği için Hatip bin Belta'a inanmış bir sahabiydi. Oraya gelen, Mekke'den gelen bir kadın, bağışlayın, fahişe bir kadın da çok büyük paralar verdi. Mekkelilere mektup yazdı. Ha bak dikkat edin, yakında Muhammed Aleyhisselam büyük bir ordu ile geliyor diye onlara mektup yazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın vahyi, Cibril'in bildirmesiyle Hazreti Ali Efendimiz'i Zübeyr ibn-i Avvam ile beraber gönderdi filan vadide. Şöyle bir kadın var, mektup var onda, yakalayın bana getirin. Kadını da serbest bırakın. Eğer kadın mektubu vermezse vurun dedi. Gittikleri yerde kadını yakaladılar. Kadın vermek istemediyse de mektubu ısrar edince Hazreti Ali yoksa öldürürüz diye saçının arasından, saçını böyle tepe gibi yapmış, arasına koymuş. Yani ne kadar arasanız bulamayacağınız bir yere koymuş mektubu. Ve mektup geldi. Kadını da serbest bıraktılar. Efendimiz Hatip bin Belta'yı çağırdı. Niye böyle yaptın? O dedi ya Resulallah, ben aslen Mekkeli değildim. Mekke'de fazla akrabam yok. Benim orada çocuklarım var, yakınlarım var. Onlar da mümin. Ama ben istedim ki onlara duyurursam yani benim çocuklarımı kayırırlar, vurmazlar yani. Demek ki öyle anlaşılıyor ki Mekke'de inanmış insanlar vardı. Hatip bin Belta'da olduğu gibi diğer sahabe-i kiramın da vardı. Bunları bilirseniz o Er Risale filminde de görmüşsünüzdür. Efendimiz Kabe'ye doğru giderken böyle babalarını bekleyen çocuklar, hanımlar vardı. Böyle babalarıyla buluşunca beyleriyle nasıl sarıldıklarını filmde de görmüşsünüzdür. Onun için burada bu husus var. Cenab-ı Hak diyor ki Mekke'de sizin akrabanız var, hanımınız var, çoluk çocuğunuz var. Onlar eza çekiyor, cefa çekiyor. Ya niye onlara yardımcı olmak için siz cihat etmiyorsunuz ki diyor. Reaksiyoner bir iman da telkin ediyor. İnsan inandığı için Allah yolunda cihat eder. Ama bir de ramına cihat etmek vardır.
Bugün de bu bizim için de geçerlidir. Aynı şartları yaşıyoruz. Tabi bugün cihadın şekli değişmiştir. Belki Birleşmiş Milletler'e, belki NATO'ya, belki başka mahkemelere, dünya devletlerinde Türkiye'nin sözleşme yaptığı, antlaşmalarımıza uyacağız dediği, sözleşme yaptığı devletlerle de farklı temaslar kurarak mutlaka yüzlerce, binlerce mektuplar yazarak, müracaat ederek, ama en büyük intikamımız kendi hicret ettiğimiz bölgelerdeki insanlara dinimizi, davamızı anlatarak 1 milyonsak 10 milyon olma, 100 milyon olma gayretinde olarak yeni insanların neşet etmesine, çoğalmasına ve dünyada herkesin böyle bir davaya sahip çıkmasına sebebiyet verecek büyük gayretler içerisinde bulunmalıyız. 75. ayetle 76. ayet arasında da ayrı bir bağlantı var. Müminler Allah için savaşırlar. Kafirler de savaşıyor kendine göre. Onlar da bakınız buradaki insanlara para veriyor. İstihbarat teşkilatlarına para veriyor. Milyonlar dolarlar harcıyor. Onlar da diyor tağutlar için savaşırlar. Tağut. Kur'an-ı Kerim'de bu tağut kelimesi çok yerde geçiyor. Daha önce de bunun üstünde durmuştuk. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَاغُوت. Kafirler de tağut yolunda. Müminler fi sebilillah, kafirler de fi sebil-i tağut. Tağut putlaştırılmış şeyler demektir. İnsan putlaştırılabilir, devlet başkanları putlaştırılabilir, şehvet, kadın, para, makam, şöhret, yani her şeyin kendine göre bir putlaştırılması vardır. Sadece putlaştırdığımız adam devam etsin diye onun yolunda savaşmak, onlar böyle yaparlar. Şeytan yolu bu. Bari Allah yolunda savaşın. Bugün sahabe elimizi alıp da böyle maddi cihat yok. Üstad Hazretleri bu hususu hakikat çekirdeklerinde şöyle formüle etmiş. Devletler, milletlerin muharebesi tabakat-ı beşer muharebesine terki mevki ediyor. Yani bundan sonra tankla, tüfekle vuruşmaktan daha ziyade tabakat-ı beşer vuruşması. Yani fikirler arası, iktisadi, ticaret, ihracat, ithalat, kültür. Böyle vuruşmalarda siz savaşmaya, burada katele kelimesi kullanılmış, devam edeceksiniz. Yani kardeşleriniz bu kadar işkence altında eziyet çekerlerken siz niye böyle rahat duruyorsunuz? Onu anlamak mümkün değil manasında. Şu 75. ayeti aylardan beri tekrar ediyorum. Tam bizi anlatan ayet. Ben tekrar Maali Münif'ini okumak istiyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki size ne oluyor ki? Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan. Şimdi Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan. Ya bırakılanlar ne diyor? Diyor ki ey Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu memleketten, ahalisi zalim. Şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. O orada kalanlar öyle diyor. O günkü Mekke'de kalanlar, hicret yapamayanlar, bugün Türkiye'de kalanlar, hicret yapamayanlar böyle diyor. Tarafından bize bir sahip gönder. Katından bir yardımcı yolla diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. Düşmanla niye çarpışmıyorsunuz demektir. Ve bunun yollarını aramalıyız. Daha çok geçmeliyiz. Daha heyecanlı olmalıyız. Daha çok Kur'an'la münasebet kurarak, kitaplarımızı daha çok iyi anlayarak, davamızı çok daha derin kavrayarak, diğer bütün insanlara ulaşma gayreti içerisinde ve aynı zamanda az önce arz ettiğim değişik dünya kuruluşlarıyla da temas ederek bu zalimlerin zulmünü bertaraf etmek için, tağutları bertaraf etmek için
bütün gücümüzü kullanmamız lazım geldiğini bu iki ayette Cenab-ı Hak bize emrediyor ve biz de eğer Kur'an cemaati isek yerimizde durmamalıyız. Miskin miskin oturmamalıyız. Cenab-ı Hakk'ın bu emrine itaat etmeliyiz. İmtisal etmeliyiz. 75 ile 76'yı kısaca aktarmış oldum. Burada bir şey var. Savaş hukuku. Savaşın da kendine göre bir hukuku vardır burada. Bir, Allah rızasını elde etmek. İki, zulmü engelleyip adaleti sağlamak. Allah rızası da fayda bakımından kullara dönmektedir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı bulunmadığından onun rızası için savaşmak demek, kullarının yararı, din ve vicdan hürriyetinin temini için savaşmak demektir ki, evet, Allah rızası için savaşmak ne demek? Adalet için savaşmak. Bu çok önemli. Hukuk için savaşmak, hakkaniyet uğrunda savaşmak demektir. Allah yolunda savaşmak demek, adalet için, hak için, hukuk için savaşmak demektir. Yoksa sadece intikam almak için değildir. Bütün bunlar anlatılıyor ve beşer tarihinde maalesef, bin defa maalesef ki pek çok önderler yani devlet idarecileri hep kendini düşünmüşlerdir. Ben gidersem yaptığım bu yanlışlıkların da hesabını veremem diye zamanla tağutlaşmışlardır. Evet, Kur'an'a göre tağut önderlerdir. Şeytanlardır. Şeytanlaşmış insanlardır tağutlar. Ve bunlar egoizmine yenik düşmüş. Vatan millet Sakarya hikaye. Sadece egoizmini tatmin eden, eğer ben gidersem dünyam da gider, ahiretim de gider, öyleyse devam etmeliyim diyen, insan görüntüsünde ne kadar zulmeden, baskı yapan, milletini sömüren, ne kadar idareci varsa hepsinin tağut olduğunda şüphe yoktur. Ayet-i Kerime onlarla da savaşmanın, şeytanla savaşmak kadar mukaddes olduğuna dikkat çekiyor. Evet, kısaca anlatmış oldum. Şimdi geldik 77. ayete. Yani bu tağutlar şiddet ediyor size karşı ama siz şiddete karşı şiddetle mukabele etmeyin. Savaş hukuku, savaş ahlakı olarak 77. ayete geldik. Buyurun.